Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören teklifin görüşmeleri kapsamında huzurlarınızdayım. Bu vesileyle ilk olarak sağlık politikalarının da doğrudan konusu olması gereken bir hadsizlikle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın milletvekilleri, birkaç gündür eski bir milletvekilinin Büyük Önder Atatürk'e yönelik fikir ve ifade özgürlüğünün, din ve vicdan özgürlüğünün evrensel sınırlarını aşan saldırısını tartışıyoruz. Üstelik dinimizi istismar edecek şekilde gerçekleştirilen hassizliğe destek verenler arasında bir Diyanet İşleri Başkanlığı memuru da bulunmakta. Bu çerçevede milli mücadelemizin eşsiz komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e yönelik bu ve benzersiz saldırılar bir toplum sağlığı problemi olarak karşımızda duruyor. Çünkü ülkemizin ortak değeri olan Atatürk'e yönelik her türden saldırı Cumhuriyetimizi güçsüzleştirme, elden ayaktan düşürme hedefi taşımaktadır. Oysa ki Cumhuriyetimizi korumak, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek hepimizin görevi olmalıdır. Toplum sağlığı probleminin bir diğer boyutu da Atatürk'e yönelik saldırının faillerinin kamuoyunun haklı tepkisini görünce takındıkları riyakar tavırdır. Ardı ardına yaptıkları açıklamalardan kastettiklerinin Atatürk olmadığını söylüyorlar. Akılları sıra kurnazca bir geri adımla ve sığ bir polemikle tartışmalardan sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu halleriyle ikiyüzlü, sözlerinin arkasında duramayacak kadar korkak olduklarını göstermiş oldular. Mertlikleri yoktur, kendileri bilir. Bizim tercihimiz ise Hazreti Ali'ye atfedilen açık kalpli mert düşman, içten pazarlıklı dosttan iyidir sözüdür. Ve yaşanan tüm tartışmalardan şunu görüyoruz. Büyük Atatürk'ün mazlum milletlere örnek olmaya devam eden Milli Kurtuluş Savaşı zaferi ve zaferin ardından kurduğu Cumhuriyetimiz bu ve benzer isimlerin uykularını kaçırmaya devam ediyor, edecektir. Sayın milletvekilleri, şunu da vurgulamak isterim ki kimi isim ve çevreler Atatürk'e doğrudan ve dolaylı dil uzatan bu şahısların siyaseten kendilerine fayda getirdiği düşüncesinde olabilirler. Lakin kendilerine teslim edilen kürsülerde kendince cesaret pozları takınan, lümpen sığ bir jargonla ve akılları sıra kendisi gibi düşünmeyen herkese ayar verdiklerini zanneden bu şahısların yaptıklarından sağlanacak bir fayda yoktur. Bu ve benzer isimlerin dili toplumsal birlik ve beraberliğimizi zehirleyen bir dildir. Bunların dili nefret, ötekileştirme ve hakaret dilidir. Bunların dili düşmanlaştırma dilidir. Dolayısıyla fikir ve ifade özgürlüğünün, din ve vicdan özgürlüğünün sınırlarının dışına çıkan bu dile, bu üsluba, bu tarza hep birlikte dur demeliyiz. Vicdan sahibi, izan sahibi kim varsa hep birlikte bu dile karşı mücadele etmeliyiz. Bu bağlamda belli ki Diyanet İşleri Başkanı o yılışık gülüşün sahibi şahsı özel koruması altına almış. Alsın, Diyanet İşleri Başkanı şunu da unutmasın. Başkanlık dönemi Diyanet'in çöküntü dönemidir. Bugünler geçecektir ve tarihi kendisini ağırlığınca tartacaktır. Sayın milletvekilleri, son olarak Türkiye'nin değerli bilim insanlarından Şükrü Hatun hocamın satırları aracılığıyla bir başka konuya da dikkat çekmek istiyorum. Diyabetli Çocuklar Vakfı'nın da kurucusu olan Şükrü hocamın bir çağrısı var. Şöyle diyor, dünyada başta Almanya'nınki de dahil birçok sosyal güvenlik kurumu, uzun dönemdeki komplikasyonlardan kaynaklı maliyetlerin yanında sensör maliyetinin bir hiç olduğunu dikkate alarak davranmaktadır. Gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında ülkemiz sensörler konusunda adım atmakta geç kalmıştır. Bu konuda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere yetkililerin gerekeni yapmasını ve sensörlerin ödeme kapsamına alınmasını bir kez daha talep ediyoruz. Sayın milletvekilleri, gelin tip 1 diyabetli çocuklarımız için Almanya'yı kıskanalım. Almanya'nın diyabetli çocuklara sunduğu sensör hizmetini kendi çocuklarımızdan esirgemeyelim. Her 5 dakikada bir kan almadan ve çocuğun haberi bile olmadan glikoz ölçümü sağlayan, kan şekerinde yükseliş ve düşüşleri alarmlar sayesinde önceden haber veren bu sensörleri çocuklarımıza ücretsiz olarak verelim. Bu duygularla genel kurulu sevgiyle saygıyla selamlıyorum.